De bugünlerde kime rastlasam Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmek istiyor. Çok giden var. Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a gidiliyor. Son günlerde acayip popüler. Çünkü bunun bir nedeni de hem o yolculuk çok güzel bir yolculuk. Esas nedeni ise Kars'ta selfie çekmek. Telefon, fotoğraf makinalarıyla fotoğraflar çekmek o karlar eşliğinde, trenin içinde. Sayın seyirciler, o kadar büyük rağbet var ki bu Doğu Ekspresi'ne bilet bulunmuyor. Şu anda tam 13 bin kişi yataklı vagonda yolculuk yapmak için sırada bekliyor. Kanal D Haber'den Özay Erat ve Oktay Baydar bu masalsı yolculuğa bakın nasıl tanıklık ettiler. Doğu Ekspresi aslında Ankara'dan kalkıyor ancak gardaki tadilat nedeniyle her akşam Kırıkkale'den yola çıkıyor. Kayseri, Sivas, Erzincan derken yaklaşık 19 saat sonra Erzurum'a geldi ve sesini duyuyorsunuz. 4 saatlik yolculuğuna biz de eşlik edeceğiz. Erzurum'dan Kars'a kadar. İyi yolculuklar, biletler geliyor. Doğu Ekspresi batan güneşin eşliğinde raylarda ilerliyor. Arkadaşlarımıza bu macera atmak istedik. Trende yeni arkadaşlar edinmek istedik. Sürekli böyle birilerinden görerek, özenerek biz de dedik 3 arkadaş kafadar çıkalım böyle bir Kars'a gidelim. 20 saat olmuş ama biz bunun hiç farkında değiliz. Yani. İlk başta zaten bir tanışma evresi, bir kaynaşma, bir fotoğraf evresi. Elden fotoğraf makinesi, cep telefonu düşmüyor. Tren, yemek vagonu, kuşet, yataklı ve koltuklu vagonlardan oluşuyor. Burası ise numarasız bölüm. 6 tane koltuk var ve kim boş bulursa oturuyor. Kimse koltuk üzerinde hak iddia edemiyor. Boş olan sadece numarasız kompartman değil. Aslında gördüğünüz gibi trende koltuklar da var ama bu koltuklar boş. Çünkü herkes ya yataklı ya da kuşetli vagonlarda seyahat etmek istiyor. 13 bin kişi yatarak yolculuk yapmak için sırada. Bir tarafa bakıyorsunuz kar var, bir tarafa bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Aynı ortamda, aynı yerde. Yani ülkemiz çok güzel, evet. Bizim zamanımızda bilgisayarlar olmadığı için bizim anılarımız bunlarla mütevelli. Pullman 47, kuşetli 62, yataklı odada 1 kişi 117, yataklı odada 2 kişi 194 lira. Çok merak ediyorduk, çok keyifli olduğunu düşünüyorduk. Bu Doğu Ekspresi dedi ki yarın bugün kaldırırlar başka şey gelir, nostalji olsun, değişiklik olsun. Bu yolculuk küçük büyük herkesin ilgisini çekiyor, bakın. Bu kompartmanda ne var? Bir melek var. Heyecanından dün gece uyuyamadı. Geldi burada da. Tabii yorgun düştü. Gerçekten güzel. Yandaki herkes komşu gibi. Burası da bize özel bir ev gibi gerçekten. Emine Hasan Lazoğlu 3 aylık evli. Biz zaten şey evliliği evcilik gibi görüyoruz. Şu anda evcilik oynuyoruz gibi. Eşim program yaptı. Size de uyumak mı düştü? Tabii, erkeklerin görevi o. Birazcık uyumak lazım. Yani. 30 sene evvel bir Erzincan seyahatim vardı. O gün bugün çok böyle bir hayal ediyordum tekrar bir. Şimdi nasip oldu. Boran, Oral, Cuma, Gök. Her anlarını saniye saniye çektiler. İşte onların görüntüleriyle Doğu Ekspresi. Çok 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 üzerinde. Muhteşem bir şeyle karşılaştım. Eğlenceliydi ya, çok eğlenceliydi. Yabancıydık, çok iyi arkadaş olduk. Şeyler, pikeleri falan toplayalım, yastık kılıfları çıkaralım, bunları alacağız. Normal, son durak Kars'tı. Artık 24 saatin sonuna gelindik. Yolculuğumuz da çok güzel geçti. Bir an önce hazırlanalım. Kars'a bir kış masalı yaşamaya gidiyoruz. O masalın ikinci bölümü Kars tren garında başlıyor. Buraya gelenler için Kars'ın güzelliklerini görme zamanı. Çıldır Gölü, Ani Harabeleri, Peynir Müzesi. Hepsini gezecek misiniz? Her yeri gezeceğiz adım adım. Şu anda Kars Doğu Ekspresi ile pik yapmış durumda. Solda sağ, halda bayrağı. Vallahi insanın gidesi geliyor yani izleyince. Bir Doğu Ekspresi ile fırsat bulsak da biz de bir Kars'a gitsek diyoruz.